Efendim merhabalar, iyi günler. Lexistoria'nın yeni bir bölümüyle El Cevap serisinin bir başka videosuyla huzurlarınızdayız. Bugünkü mevzumuz Zeki Müren hadisesi olacak. Belki takip etmişsinizdir. Geçtiğimiz aylarda Zeki Müren üzerine bir tartışma başlamıştı. Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki açıklamalarından sonra. Biz de yine hatırlayacak olursanız kanalımızın sıkı takipçilerindenseniz bu sezonun başında bir Bodrum vlogu çekmiştik. Elbette Bodrum'a gidince Zeki Müren beyefendinin evine uğramamak olmazdı. Ve o evi de çektik sizlere gösterdik Onun bahçesinde biraz Zeki Müren hakkında konuştuk O konuşmanın sonunda belki ileride Biraz daha kapsamlı bir video yaparım diye Sizlere bir vaatte bulunmuştum Onu da yerine getireyim istedim Dolayısıyla bugünkü mevzumuz Zeki Müren Bakalım neler konuşacağız Gerçekten sanat güneşi miydi Türkçesi çok doğru muydu Türk müziğindeki yeri nedir Bunları sizle beraber değerlendirmeye çalışacağız Şimdi de Niseler Efendim Müzik <laughs> Zeki Müren olayını anlamak için evvela Zeki Müren'in ortaya çıktığı ortamı ve koşulları anlamak lazım. Yani baktığınız zaman bugün Zeki Müren hakkında pek çok şey söylenebilir. Ancak onun 1951'de başlayan ve 1960'lara kadar uzanan kariyer dilimi pek kişi tarafından bilinmez. Ve Zeki Müren fenomeni nasıl doğdu bu pek anlaşılmaz. Genelde onu böyle taşlı tuşlu elbiseleri, uzaydan gelen adam veya son gece falan isimlerini alan her birinin ayrı isme sahip olduğu elbiseleriyle, sahne şovlarıyla ve elin bir şekilde sahnede vefat edişiyle herkes hatırlar. Yani bu detaylar pek bilinmez, üzerinde konuşulmaz. Oysa Zeki Müren'i Zeki Müren yapan hadise 1950'li yılların şartlarıdır. Dolayısıyla bunun üzerinde bu videoda biraz durmaya çalışacağız. Zeki Müren için bence Demokrat Parti yıllarının sanatkarıdır demek yanlış bir tabir olmaz. Hakkında en kapsamlı biyografiyi hemen her şeyin başında söyleyelim. Radi Dikici Beyefendi yazdı. Zeki Müren biyografisi olarak yazılmış en kapsamlı eserlerden bir tanesi ve birincil kaynaklardan istifade etmiş, çevresindeki insanlardan istifade etmiş, bugüne kadar hiç konuşulmaya cesaret edilememiş hadiseleri konuşan bir kitaptır. Kendisinin Bir Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar kitabını da bu parantez içerisinde tavsiye etmiş olalım bu konulara meraklıysanız. Hatta bu listeye bir tane daha ekleyelim. Murat Bardakçı'nın Safiye ile kitabı. Dahası son günlerde piyasaya çıkan benim zevkle okuduğum Oğuzhan Murat Öztürk beyefendi abimizin yazmış olduğu Deniz Kızı Eftelya kitabı, Deniz Kızı Eftelya derlemesi harikulade. Ötüken yayınlarından çıktı, hayat Hakikiye Tefrikalarından. Onu da bulup okumanızı tavsiye ederim. Bu dört kitap okunursa Türk müziğinin son 100 yılına dair çok ciddi bilgiler edinilmiş olur. Bunları her şeyin başına tavsiye etmiş olalım. Zeki Müren ortaya çıktığı şartlar dediğim gibi bir Demokrat Parti iktidarının oluşturduğu şartlardı. Her şeyden evvel Zeki Müren Bursalı bir delikanlı ve gençliğinde Müzeyyen Senar'a aşık. Müzeyyen Senar o dönemde parlamış bir star, plakları her eve giriyor, her evde dinleniyor. Zeki Müren de bundan vareste değil. Ve Müzeyyen ablasına öykünüyor. Hatta ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajda o benim taptığım kadın da efendim falan gibilerinden abartılı açıklamalarda da bulunacak kendisi hakkında. Ve sürekli Müzeyyen senar taklidiyle günlerini geçiriyor. Bu hususiyeti insanların dikkatini çekiyor. Kahvanede oturan yaşlı amcalar aa Zekicim gel burada bir şarkı oku falan gibilerinden davetlere başlıyorlar. Zeki de her çağrıldığı yere gidiyor. Bu durum biraz rahatsızlık uyandırmış herhalde ailede. Babası sert bir adam Zeki Müren'in. Kaya Bey biraz alkol iptilası varmış. Aslında variyeti iyi, durumu iyi olan bir adam. Ama Zeki Bey'e hiçbir şekilde ilgi göstermiyor. Anne de onun peşinden gidiyor. Yani çok fazla Zeki'ye bir annelik duygusuyla elbette yaklaşıyordur ama kocasının tesirinde kalıyor ve o da yeterince ilgi gösteremiyor. Zeki Müren Bursa'da bir avare gibi dolaşmaya başlıyor diyebiliriz bir tarafıyla. Ve bu Hayri Terzioğlu isminde bir iş adamının dikkatini çekiyor. Hayri Bey İsmet Bozdağ'ın aktardığına göre bir Bektaşi dervişi, kalender bir adam, ama bir yanıyla da Ayşu işrete de düşkün bir adam. Zeki Bey radarına giriyor. Bu güzel sesli oğlan ortaklarda dolaşıyor. Zayi olacak bu çocuk diye düşünerek onu himaye kanatlarının altına alıyor. Ve Zeki Müren'in kariyerini neredeyse tamamen Hayri Terzioğlu inşa etmiştir desek yeri. Elbette burada şunu kastetmiyoruz. Zeki Müren'in bir kabiliyeti var da elbette. Yani musikiye doğal bir yeteneği var. Ve enteresan bir ses tonu var Zeki Müren'in. O daha önceden duyulmamış bir ses tonu neredeyse androjen yani ne tam bir erkek sesi ne tam bir kadın sesi ve müzeyyen senar üslubuyla okuyor çok ilginç yani daha önce duyulmamış, dinlenilmemiş bir tarz. Ve Zeki Müren'e çok iyi bir tahsil, çok iyi bir eğitim aldırıyor Hayri Terzioğlu. Bursa'da meşhur Tamburi İzzet Gerçeker'de, yine İstanbul'da Kirikor Behteryan'dan... Yan'dan, Agopos Efendi'de, Kemani Sadi Işılay Beyefendi'de, Kadri Şençalar'da, efendim Şükrü Tunar'dan dersler aldırıyor. Şerif İçli'den dersler aldırıyor ve mükemmel bir şekilde ona bir musiki, nazariyat ve solfej eğitimini erken yaşta veriyor. Daha Boğaziçi Lisesi'nde yatılı okumasını temin ediyor daima yanında gezdirilmiş. Yani sahip çıkmak için çocuğa. Hatta ve hatta İstanbul çevresinde Zeki Müren Hayri Terzioğlu'nun yeğeni olarak bilinmeye başlamış. Yani Bursalı Kaya Bey'in oğlu İstanbul'da Hayri Bey'in yeğeni haline gelmiş. Bir otelde kalacakları zaman bile aynı otelde kalıyorlar falan yani. Bu kadar da yakınlar Hayri Bey ile Zeki Bey. Ve Hayri Terzioğlu'nun bu koruması Zeki Müren'i 1950'lere kadar getiriyor. İstanbul Radyosu'na giriyor. İstanbul Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak çalışmaya başlıyor. Fakat bu bir icra bakımından bir tesir uyandırmıyor tabii ki başlarda. Fakat ilginç bir şey oluyor. 1951'in Ocak ayının birinci günü normalde bir tatil günü ve insanlar evlerindeler. Bugünkü gibi televizyon yok, bilgisayar yok, işte ne bileyim telefon yok, hiçbir şey yok. Evde bir mobilyanın etrafında toplanmak zorundasınız. O da radyo. Ve İstanbul Radyosu'nda Perihan Altın daha sözleri çıkacağı için herkes tetikte. Yani o akşam o dinlenecek. Başka bir şey olamaz İstanbul'da. O beklenirken enteresan bir ses duyuyor İstanbullular. O da Zeki Müren'in sesi. Zeki Müren ilk defa 1 Ocak 1951'de saat 9 sularında ilk konserini veriyor. 45 dakikalık bir konser ve dinleyenler hakikaten bayılıyorlar. Hatta Hamiyet Yüce Ses'in Zeki Müren'i arayıp beni ağlattın oğlum harikulade okudum falan gibilerinden övgüler yağdırdı söylenir o gün hakikaten insanlar etkileniyorlar. Çünkü Zeki Bey özellikle radyo kayıtlarına baktığınız zaman Femi Muhsin'le okur. Çok temiz bir okuyuşu vardır. Bundan kastımız şudur. Zeki Müren iyi Türkçe kullanıyor falan gibi laflar dolanıyor. Bu aslında okuyuş biçiminden kaynaklanan bir şeydir. Normalde bizim musikimizde birkaç dönemden bahsedebiliriz. 1900'lerin başından itibaren. Bunların başında bir hafız popstarlar dönemi vardı. Ben öyle isimlendiriyorum onu. Hafız Kemaller, Hafız Burhan, Hafız Sami, daha sonra Hafız Saadettin Kaynak. Bu ekip Orfeon rekordsuz. Kolombiya'nın plaklarıyla halka açılmıştı. Ve bunların okudukları gazeller, şarkılar halk tarafından çok biliniyordu. Fakat bunların icrasında... 1900'lerin başında bizim çevre ülkelerimizde de yaygın olan bir tarz. Bir bülbül şakıması gibi. Vibratolu, çok titreşimli bir okuyuş biçimi vardır. Ve biraz hafızlıklarından da kaynaklanıyor olsa gerek biraz kalabalık ağız okurlar eserler. Yani şimdi örneklemek istemiyorum ama o mahreçlere falan da bazen dikkat ederler. Dolayısıyla bir hafız okuyuşu üslubu vardı Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Daha sonra buna başta gayrimüslim kadın sanatçıların sonra da Müslüman kadın sanatçıların icraları eklendi. Şurası çok tabii ki önemli Safiye Ayla fenomeni çok önemlidir Türk müziğinde bu bağlamda. Atatürk'ün sofrasından çıkmış bir sanatkardır ve Müslüman bir kadın sanatkar olarak Türk musikisini kamuya açmakta çok önemli roller oynamıştır. Mesela Beyoğlu'nda sinemada verdiği konserlerle müzik başka bir atmosfere, başka bir medyaya taşınmıştır diyebiliriz. Çünkü bizim müziğimiz esas itibariyle bir oda müziğidir, bir ince saz müziğidir. Yani 3-4 tane saz olur. Bu sazlarda sayıları bellidir, tarzları bellidir. Nedir? Tamburdur, kemandır, İstanbul kemençesidir. Aman ha Karadeniz kemençesiyle karıştırmayın. Uttur. Daha sonra yaylı tamburu sayabiliriz Cemil Bey'in icadı olan. Kanundur, neydir, def, kudüm, zilli def vesaire bunlar bulunur. Ve hanendeler bir kişi olabildiği gibi 2-3 kişi de olabilir ama büyük korolara ulaşmaz. Büyük korolarla icra edilmez bizim müziğimiz. Neyle icra edilir? Bir ser başhanendenin bulunduğu bir ince sasiyetiyle icra edilirdi. Ve oda boyutunda bir alanda, bir medyada icra edilmek için tasarlanmış bir müzikti. Sazlarımız da ona göredir. Dolayısıyla meşkanelerde, meyhanelerde ve evlerde bu müzik çok güzel icra edilebiliyordu canlı olarak. Ama sahneye taşındığı zaman başka şartlar gerekir ve o şartlar yavaş yavaş insanların kafasını kurcalamaya başlayacak daha sonraki 10 yıllarda. Burada yine bir şey olarak söyleyeyim. Bizim geleneksel müziğimizin meydan fasıllarının son temsilcisini bundan birkaç hafta önce kaybettik. Kendisini rahmetle anarak burada anmamız gerekir. Nurettin Çelik Beyefendi kendisi son serhanendedir dese geridir. Elinde bir defle o fasılları, o ağır ağır eserleri o kadar güzel icra ederdi ki ve o kadar hoş, neşeli bir şekilde icra ederdi ki Hakikaten dinlemeye doyum olmazdı kendisini. Buradan da rahmetle almış olalım Nurettin Çelik Beyefendi. İşte buradan sonra bir solistik fenomeni oluşmuş. Yine burada Münir Bey'i saymak lazım. Münir Nurettin Selçuk. Kendisi Türk müziğini sahneye taşımış. Yani daha geniş medyalara taşımış isimlerden bir tanesidir. Ki kendi icrası içerisine daha sonra kadın ve erkek korolarını da katacak. Belki bugünkü Türk müziği korolarını neredeyse her mahallede açılan Bakırköy Müzik Severler Cemiyeti, Yeni Kapı Müzik, Severler Cemiyeti gibi cemiyetleri oluşturacak olan adımlardan birini atmıştır diyebiliriz. Koro ile icra edilen bir Türk müziği formunu oluşturmuş. Normalde hep birlikte icra edilen ve neredeyse hücum mantığıyla icra edilen bir müzik olan Türk müziğini solist mantığına yerleştirmiş bir adamdır Münir Bey'de. Yani buradan kastım şu, şu çok güzel bir örnek vardır Atatürk bir gün sofrada hanendelerden zannederim mızıkalı Yaşar Bey Hafız Yaşar bulunuyor ve Hafız Yaşar okuyacakken tam eseri Atatürk kendisine diyor ki ayağa kalkınız lütfen. Sazları da diyor ki sevgili arkadaşlar siz Hafız Yaşar Beyefendi arkadaşımızı takip edin. Yani refakatçi olun. Hep beraber çalmaya uğraşmayın. Solisti takip edin. Dolayısıyla solisti merkeze yerleştiren ve onun etrafında oluşturan bir müzik geleneği de Türk müziğinin içerisine eklemlenmiş. Bu dönemde Perihan Altındağ Sözeriler var. sabite tür Gülerman, Amiyet Yüceses, Mediha Demirkran, Suzan Güven. Çok sonraları olsa da sempatikliğiyle Türk müziğine Zeki Müren'le aynı çağlarda girmiş. Gönül yazarı da burada sayalım. Ve Münir Bey'den sonra erkek sesi olarak en ön plana çıkmış olan ve Zeki Müren'le de bir ölçüde çağdaş bulunan Alaaddin Yavaşçı'yı da burada mutlaka saymamız lazım ki... Alaaddin Hoca Türk müziğinde de bir ekoldür desek yeri. Böyle isimler var yani deve dişi gibi isimler. Zeki Müren bunların içine geliyor. Ve bunların içerisinde bazı özellikleriyle temayüz etmek, tebellür etmek mecburiyetinde eski tabirle. Bunların birincisi dediğimiz gibi temiz ağızla okuyor olması. Yani Münir Bey gibi, Alaaddin Bey gibi o da temiz ağızla seçilir, anlaşılır, cümleler anlaşılır, kelimeler anlaşılır tarzda okuyor eserleri. Bu dikkat çekiyor. Fakat sadece bu değil. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun Zeki Müren. Ve o dönemde alaylı pek çok sanatkarın, Safiye Ayla gibi, Müzeyyen Senar gibi vesaire bunların yanında Zeki Müren biraz daha elit, seçkin bir konuma konumlandırılıyor. Nasıl? Aslında bir tabip olan, doktor olan Alaaddin Bey'in büyük bir saygıya mazhar olması gibi başlangıçta Zeki Müren de çok büyük bir saygıyla karşılanıyor. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, temiz ağızlı, yakışıklı bir delikanlı Türk müziğine dahil olmuş. Ve işte o 1 Ocak konseri herkesin aklında yer ediyor. Fakat bu konserin hikayesi biraz şaibelidir. Genellikle şöyle bir hikaye anlatılır. Perihan Altındağ Hanım rahatsızlanmış. Radyoya bildirmiş ben bugün gelemeyeceğim yerime biri çıksın demiş. Ve o günlerde stajyer sanatçı olan Zeki Bey tercih edilmiş. Hatta Suzan Güven buna şunu da ekliyor. Bursa'yı aradım Hayri Bey'i Zeki yanımda mı dedim? Evet yanımda dedi. Hadi hemen kalkın gelin dedim. Uçağa bindiler özel bir uçakla. Bursadan İstanbul'a geldiler diyor. Ama bu hikayede biraz boşluk var gibi çünkü İstanbul Radyosu eskiden çok katı bir kurumdu. Yani Mesut Cemil'in müzeyen Senar'a tokat attığı anlatılır. Bir eseri yanlış okudu diye. Bu kadar katı bir kurum. Peren Altındağ Hanım işte ben rahatsızlandım gelmiyorum diyecek. Yerine de bir stajyer konacak. Hem de yılbaşının ertesi akşamında yani herkesin tatilde olduğu, evde olduğu bir akşamda. Buna pek ihtimal vermiyoruz. Burada Radi Dikici'nin de üzerinde durduğu hadise Zeki Bey'in sahneye çıkartıldığı Hayri Bey tarafından böyle bir organizasyon yapıldı. Yani kendi başına çıkamaz ama böyle bir tesadüfler silsilesiyle güzel bir PR çalışması, güzel bir hikaye patlak veriyor. Ve hemen konserden 10 gün sonra Edip Akın bir röportaj yapıyor Zeki ile. Daha sonra bu röportajlar Müzeyyen Senar refakatinde de tekrarlanacak ki Hayri Bey Müzeyyen Hanım'la da Zeki'yi bir araya getirmiştir. O tarihlerde Zeki Bey'in hayran olduğu bir isim dediğimiz gibi Müzeyyen Senar ve onunla tanıştırmış ta Bursa'dayken İstanbul'da da bu dostluk devam ediyor. Müzeyyen Senar bu delikanlıya sahip çıkıyor dediğim gibi elinden tutuyor ve onu çok stahişle anıyor. Bu tarz hava İstanbul halkı arasında yayılıyor. Böylece Yeni bir çocuk çıkmış. Ay çok güzel okuyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş gibilerinden İstanbul halkının arasında Fısıltı gazetesi içerisinde Zeki Müren'in adı manşete taşınıyor. Ama daha enteresan bir şey yapıyor Hayri Bey. O tarihlerde Demokrat Parti iktidarında en mühim meslek dalı tütün krallığıydı. Yani çok sayıda böyle tütün kralı adını alan isimler olduğunu görüyorsunuz. İhsan Doruk da bunlardan bir tanesiydi ve Hayri Bey'in ahbabı aynı zamanda ortağıydı. Bir gün İhsan Bey'in yalısında otururlarken İhsan Bey'in hanımı Cahide Hanım, Cahide Sonku meşhur aktristimiz giriyor içeriye ve Hayri Bey'in aklına bir fikir geliyor. Bizim Zeki ile bir film yapsanız nasıl olur diyor. İhsan Bey çok sıcak yaklaşıyor buna ama Cahide Hanım çok soğuk. Yani aktörlük deneyimi olmayan bir çocuk nasıl benimle beraber sahneye çıkacak olmaz öyle şey çekelim falan filan dese de ikna edemiyor Hayri Bey'i ve kocasının da ısrarıyla kabul ediyor istemeye istemeye. Ve Beklenen Şarkı isminde bir film yapılıyor. Bu filmden çok enteresan hikayeler çıkar. Cahide Song'u çok soğuk davranmış Zeki Bey'e. Hatta böyle sürekli sahneleri olmadı deyip baştan çektiriyormuş. Bir sahnede Zeki müren yerde sürükleniyor işte. Ah sevgilim falan filan. O sırada Cahide Song'u kestik bir daha, kestik bir daha beter ol demiş en sonunda. Zeki Müren bunu da unutmamıştır, yazmıştır bir kenara. Çok sert davranmış, parasını vermemişler Zeki Müren'in. Daha da ilginci filmde bir sahne var. İşte bir gazinoda çıkacak, onun için kontrat imzalıyor. Yakın çekim yapılıyor Zeki Müren'e. Zeki Müren filmde de Zeki Müren adıyla oynuyor. İmzasını atıyor, yakın planlar yapılıyor falan. Sonra Cahide Sonku diyor ki benle beraber Film tabi çok tutuyor. Beklenen şarkı filmi ve ilk defa gözlerinin içine başka hayal girmesin, benden evvel başkası seni görüp sevmesin şarkısı patlak veriyor o dönemin hiti oluyor. Böylece Cahide Sonkur'un da gözleri açılıyor ve diyor ki benle beraber 7-8 film daha oynayacaksın. Oynamazsan bak kontratım var elimde ve bu hadise 54'te mahkemeye kadar taşınmış. Cahide Sonku ile Zeki Müren davalık bile olmuşlar bundan dolayı. O nedenle Zeki Müren kariyeri boyunca hiçbir sözleşme imza atmamıştır. Yani sözümüz senettir gibi bir yaklaşım da var. Aynı zamanda da kendi vekillerine imza attırıyor. Kendi imza atmaktan korkar hale gelmiştir bu hadise yüzünden. Fakat beklenen şarkı Cahide Sonku'nun beklentilerini karşılamasa da Zeki Mürenle özdeşleşiyor ve herkes Zeki Müren'i tanıyor. Fakat yine de Zeki Müren doğrudan gazinolara o dönem bir müzikol gibi düşünün. Bugünün pavyonları falan gibi değildir oralar. Öyle süfli bir mesele yoktur. Gerçekten müzik dinlemek isteyen insanların gittiği yerlerdir. Müzikli eğlence mekanlarıdır. Hatta bazıları da bu bakımdan seçkin bir yere sahipti. Ve o gazinolara çıkmıyor hiçbir şekilde. Bir 54'te ufak denemesi vardır. Çok başarılı olmuyor. Fakat 55'te çok önemli bir şey yapıyor. İşte Türk müziğinde Zeki Müren ne anlama gelir sorusunun cevabı bence burada. Mahmut Anlar'la bir sözleşme imzalıyorlar. Küçük Çiftlik Park'ta. Bugün öyle diyoruz da eskiden Küçük Çiftlik Gazinosu'ydu. Orada sahne almak için bir sözleşme imzalıyor. Bir diyor ki en yüksek ücreti ben alacağım. İki herkesten sonra çıkacağım. Şimdi eskiden böyle bir sıralama yoktu. Dolayısıyla sen benim altımda çıkıyorsun üstünde çıkıyorsun kavgası yoktu Türk müziğinde. Yani Müziği senar Safiye Ayla'dan sonra çıkar. Safiye ile işte Hamiyet Yüce Sesten sonra çıkar. Hepsinin programları nasıl denk gelirse. Böyle bir ayrım yok. Zeki Müren bunu getiriyor. Ben 23.30'da varsa yorum çıkacağım. Ben çıktığımda yemek servisi duracak. Ve beklenen şarkı filminde de aynısını yapmıştır. Benle birlikte bütün saz arkadaşlarım bir örnek giyinecekler. Mahmut Anlar itiraz ediyor. Ya herkes nasıl giyeceğini bilir. Niye bir örnek giysin? Hayır diyor. Bir sahne ciddiyetidir. Herkes benim tayin ettiğim şekilde giyinecek. Hatta Mahmud Anlar işi zora koşmak için Selahattin Pınar da mı? Udi Selahattin Bey de mi öyle giyinecek deyince o da öyle giyinecek diyor. Ben onu ikna ederim. O da ikna oluyor ve bir ördek. Bir sahne görüntüsü. Sahne şov bakımından çok önemli. Dediğim gibi biraz solistliği getiriyor. Daha sonraları çok ilginç bir şeydir. Kendi okuyacağı eserleri yazarmış. Ben bunları okuyacağım ve onu panoya yazsa başka hiç kimse okumayacak. Bana 12 tane saz verilecek. Benim altındakilere 7 tane saz verilecek. Bunlar çok ilginç şeyler. Yani Türk müziğinde az solist kavramının oluşmasında çok büyük etkisi var Zeki Müren'in. Ve bunu oturtmak için de gerekirse de çok katı davranmıştır. Mesela meşhur Muzaffer Akgün vardır. Türkücüdür kendisi. Kışlalar doldu bugün. Doldu boşaldı bugün türküsüyle meşhur olmuştur. O çok fazla alkış alıyormuş. Ve bir süreyi biraz kaçırmış konser sırasında. Zekim Bey'in süresine tecavüz etmeye başlamış. Zeki Müren gitmiş fişi çekmiş derler. Hatta bir gün Muzaffer Akgün en sonunda açıklama yapmak zorunda kalmış. Değerli arkadaşlar lütfen beni fazla alkışlamayın ekmeğimden edeceksiniz beni diye. Zeki Müren'in korkusundan böyle açıklamalarda da bulunmuş. Yani kendi altından hiç kimsenin yükselmesini istemez kendisini gölgelemesini istemez. Bu sanat kariyerinin başında bile var. Bu şartları kabul ettiriyor ve böyle başlıyor. Tabi burada şunu da söyleyeyim yine o yıllarda biraz çalkantılı geçiyor başlarda kariyeri. Hemen oturtamıyor bazı şeyleri. Mesela Bebek Gazinosu'na gitmiştir bir ara. Müzeyen Senar'la karşılıklı sahne aldıkları. İşte Zeki oğlum oku, hadi Zeki okuyacak şimdi falan diye Müzeyen Senar'ın teşvik ettiği zamanlar vardır. O Bebek Gazinosu'nda da, hadi bir dedikodu söyleyeyim burada. Müziyen Senar'a bir kazık atmıştır Zeki Müren kariyerinin başında. İşte ablacığım iyi teklif geldi Mahmut Bey'den ben oraya gidiyorum. Arif ederci bırakmış. Bunun için de Müzeyen Senar birkaç sene konuşmamıştır mesela Zeki Mürenle. Yani Zeki Müren için esas olan kariyeridir ve kariyeri içinde gereken her şeyi yapmıştır. Burası açık. Demokrat Parti iktidarının sonuna kadar Hayri Bey'le birlikte kendi kariyerini adım adım bu şekilde inşa ediyor. Ve çok ilginç hikayenin sonunda Hayri Terzioğlu 1960 darbesiyle birlikte hapse giriyor. Diğer demokrat partililer gibi. Titiz bir adam. Böyle biraz keyfine de düşkün bir adam. Telefonla arıyor. Zekicim diyor bana bir yardımda bulunabilir misin? İşte bin lira kadar gönderebilir misin? Telefonlarına bile dönmüyor Hayri Bey. Yani Zeki Bey için dediğim gibi kariyeri fevkalade önemli. Ve o kariyer üzerinde hep durmuştur. Ve bu kariyerinde yani 70'lere kadar gerçekten Zeki Müren diskografisi çok dinlenebilir bir diskografidir. Fevkalade temiz icralar, güzel icralar dinlersiniz. Ve orijinal bir sesten dinlersiniz. Fakat daha sonraları biraz pop müziğe yönelmeye başlamıştır. Hatta onun bu tavrı çevresindekileri ve Türk müziğini sevenleri biraz rahatsız da etmiştir. Safiye Ayla'nın bir mektubu vardır mesela. Zeki Bey oğlum diyor. Böyle dediğime bakmayın sizi oğlum olarak görmüyorum. Çünkü benim oğlum olsaydı bunları yapmazdı diye çok ağır mektubu da vardır Safiye'nin. Yani o da, da bir tepki oluştuğu muhakkaktır Zeki Bönen'e ve sahne şovlarına daha fazla ağırlık vermeye başlamıştır. Eserlerin kalitesindense. Bu sahne şovlarına ilk konserlerinde aslında ehemmiyet veriyor. Erkekler daha evvel frakla çıkıyor, takım elbiseyle çıkıyor. Ama kadınlar taşlı tuşlu giyinebiliyor. Zeki Bey bu ikiliyi aşmak ve rakiplerini geride bırakmak için 3 tane takım elbise yaptırmış. Lacivert, işte bordo, krem. Bordo takım elbisenin papyonuna İnciler dizdirmiş ve ilk defa öyle sahneye çıkıyor küçük çiftlik parkta. Ve bu bir şey yani yavaş yavaş deneye yanıla deneye yanıla kademe arttırıyor ekibi En sonunda mini etekle bir de sahneye çıkabildi. Yani o kademe kademe gelişen bir şeydir ve 70'lerden sonra Zeki Müren bambaşka bir figüre dönüşür. Her şeyle abartılı yani kendisinin bir karikatürüne dönüşür Zeki Müren. Evet çok temiz bir ağızla okuyordu eserleri ancak daha sonra konuşması da sanki işte ne bileyim doğru konuşma buymuş gibi. R'leri bastıra bastıra. Geliyorum efendim falan hani. Bu doğru bir Türkçe olmamasına rağmen Zeki Müren Türkçesi diye bir şey yerleşti. Oysa Mesut Cemil'i dinleyin mesela. veya Veyahut Türkçenin çok önemli isimlerini bir Abdülbaki Gönülpınarlı'yı dinleyin ses kaydını. Acaba İstanbul Türkçesi öyle mi konuşuluyordu? O çok tartışma konusudur. Başka bir gün konuşuruz onu. Ama Zeki Müren'in böyle bir Zeki Müren Türkçesi diyebileceğimiz bir şey oluşturuyor. Ve bir sahne figürü kendisinin karikatürüne dönüşen bir figür oluşturuyor. Dolayısıyla 70 öncesi için Türk müziğine hizmetleri vardır. 70 öncesi diskografisi fevkalade dinlenebilir bir diskografidir. Ancak o radyo döneminin bitmesiyle ve Zeki Müren'in tam manasıyla bir sahne karakterine dönüşmesiyle aslında müzikte de çok şey kaybetmiştir. Pop şarkılara, böyle harca alem eserlere girmiştir. Ve tabii ki kaderin bir cilvesi. Nasıl kendisi, kendinden önceki solistleri, az solistleri biraz da üstlerine basa basa gerekirse geride bıraktıysa kendisi de geride bırakılmıştır. Bu geride bırakılmanın mimarlarından biri de yine ilginç bir şekilde Müziyen Senar'dır. Müziyen Senar Bülent Ersoy'un bu defa elinden tutmuştur. Bülent Ersoy da Müziyen Senar'ı taklit etmektedir ablam ablam diye peşinden koşturmaktadır. Hatta geçtiği yerlere yüzünü falan sürmektedir abartılı bir biçimde. O da bir tam bir fan fangör durumunda. İşte o merakla birlikte bu sefer müziyen senar Bülent Ersoy'un tutar. Ve onu Fahrettin Aslan vasıtasıyla Maxim Gazinosu'na en üst yerlerde tepeden koydurur. Böylece tıpkı Zeki Müren gibi Bülent Ersoy da bir kariyer inşa eder. Ve o kariyerle de Zeki'yi geride bırakır kendi dönemi için. Daha fazla ilgi çekmeye başlar. Ki Zeki Bey'in de zaten hastalıkları başlıyor. 70'lerin sonundan itibaren. Gut hastalığı var, şeker hastalığı var, 50 tane hastalığı var. Yani böyle haplarını içmezse ölecek vaziyette. Yani çok ağır hastalıklar bunlar. Ve biraz onları bahane ederek sahne hayatından çekilip Bodrum'daki evine yerleşiyor ve bir fenomen oluyor. Yani uzaklarda bir fenomen. Özlediğimiz bir ses gibilerinden bir şeye dönüşüyor Zeki Müren. Ve dolayısıyla bugün bir ikon olarak hayatımızda var. Ama müzik açısından değerlendirirseniz Türk müziğine bu ekolün yani müziyen Senar, Zeki Müren, Bülent Ersoy ekolünün faydası mı olmuştur, zararı mı olmuştur? Şahsi fikrini söyle bu bilgileri verdikten sonra derseniz bence zararları olmuştur. Türk müziğinin ciddiyetli ve ciddiyet demek sıkıcı demek anlamında değil. Yani bir cumhurbaşkanlığı korosu gibi icra edilsin de demiyorum. Çok neşeli, çok keyifli havalarımız da vardır bizim. Ama Türk müziğinin bir icra ediliş biçimi, bir ne bileyim bir zevkli bir hali, temiz bir hali, sade bir hali vardı. Ve o hali kaybettirdiler. Türk müziği böyle okunur. Bağır döverek, yaka döverek, üst baş yırtılarak okunur. Zannedilir hale getirdiler maalesef. Müziyen Hanım'ı biraz daha kenarda tutarak söyleyeyim ama Zeki Müren ve Bülent Ersoy bunun mimarıdır. Daha sonraları başka isimler de bu silsileye eklendi. Yani Yılmaz Morgül'ü falan da sayarsınız o silsilede. Devran çağlarlar falan böyle iyice şey gitti. Ama çok ilginç bir şeydir. Seyfi Dursunoğlu'nun, Huysuz Bülcü'nün bir programda ki şeyini ben bir ara paylaşmıştım. Türk müziği böyle okunmaz. Çok abartarak okuyorsunuz deyip çok temiz bir ağızla okumuştu. Ve o okuduğu ağız Zeki Müren'in radyolarda okuduğu ağızdı. Zeki Müren kendine aslında ihanet ederek kendi musluk de bu hale getirmiştir. Böylece de vefat etmiştir. Özel hayatı hakkında çok konuşmaya bence gerek yok. O kendisi konuşturmadı. Konuşulmasını da istemedi. E bizim konuşmaya da konuşmamıza da hacet yok. Detayları merak edenler Radi kitabına bakabilirler. Ancak Türk müziği açısından Zeki Müren'i böyle değerlendirebiliriz. Türk müziğinde bir fenomen olarak Zeki Müren'i böyle görebiliriz. Dediğim gibi hayatının çok bilinmeyen bir noktasına temas ettik Zeki Müren'in. Demokrat Parti yıllarında Zeki Müren'in nasıl yükseldiğinden biraz konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar yeter diyorum efendim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın.